İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Gazetesi. Bocce'nin kalbi Toroslar'da atacak. Dünya Kadınlar Bocce Kupası ve Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası Mersin'deki Toroslar Bocce Salonu'nda yapılacak. Gücü yetmedi. Denizli Spor 4, İçel İtman Yurdu 1. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında deplasmanda Süper Lig ekiplerinden Denizli Spor'la karşılaşan İçel İtman Yurdu 4-1 yenilerek kupaya veda etti. Çukurova Gazetesi. Bocce'nin kalbi Mersin'de atacak. Dünya Kadınlar Bocce Kupası ve Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası 2-9 Kasım tarihleri arasında Mersin'de yapılacak. Mersin Kent Konseyi'nde Burak Gazi dönemi. Mersin Kent Konseyi'nin 2019-2021 dönemi genel kurul seçimlerinde başkanlığa seçilen Faik Burak Gazi yaptığı konuşmasında kentin bütün bileşenleriyle işbirliği içerisinde olacaklarını vurguladı. Hakimiyet Gazetesi. Kanser hastası İrem hayalini gerçekleştirdi. Mersin'de yaşayan ve sinir sisteminde kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören 22 yaşındaki İrem Ay Yüce Çınar, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Fenerbahçe'nin maçını canlı izledi. Mersin, Narenciye Festivali'ne hazır. Bu yıl 7.sü gerçekleştirecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali bugün başlıyor. Akdeniz Gazetesi. Mersin'e ihanet ettiniz. Mersin'de kural tanımayarak alışveriş merkezi olarak büyüyen Mersin Marina ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan konuşan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Marina 2010'da ihale edildi ama emsal şirket ihaleyi aldıktan sonra 2013'te iki katına çıkarıldı dedi. Korkutan uyarı, iklim krizine yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla dünya çapında eş zamanlı düzenlenen Klimaton etkinliğinin bu yılki Türkiye'deki 3. durağı Mersin'di. Mersin Gazetesi. Hane halkı tüketim harcamalarında eğitim son sırada. Tüketim harcamalarında en düşük pay %1,9 oranıyla eğitim harcamalarına ayrılıyor. Güneşimiz sönmez, enerjimiz bitmez. Türkiye Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından ulusal düzeyde Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 8. kez gerçekleştirilecek. İMC Gazetesi. Minik Salihan'ın ölümü bir gerçeği ortaya koydu. Tarım ilaçlarını bilinçli kullanmıyoruz. Mersin'den aldıkları nardan zehirlenen ve yaşamını yitiren 5 yaşındaki Saliha Çakır, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Mezitli İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Azizcan, tek amacım partime ve Mezitli'ye hizmet. Kısa bir süre içinde yapılması planlanan AK Parti Mezitli İlçe Kongresi için ilk aday belli oldu. Haberci Gazetesi. Sizin derdiniz peşkeş çekmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden şehirlerin ve kıyıların rant uğruna talan edildiğini ve yandaşa peşkeş çekildiğini, bunun en büyük örneğinin Mersin Marina olduğunu söyleyen Milletvekili Gökçel, sizin devlet yönetmek gibi bir derdiniz yok, sizin derdiniz devletin malını yandaşa peşkeş çekmek dedi. Haydi Festivali. Mersin'de bu yıl 7.sü düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali coşkusu dün başladı.